Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda HP Notebook fanı değiştireceğiz. Fanımız çok ötüyordu. Ben açtım tabii daha önceden. Fan kırılmış iç kısımdan. Bir tane fan sipariş verdik. Pahalı. 300-350 lira fiyat aralığında şu parça. Yani çok pahalı. Kutu da geldi. Şöyle bir kutuda güzel sarılmış. Biraz da termal macun koymuşlar. Bunu dökmek için bir plastik vesaire koymamışlar. O da olsaydı iyi olurdu. Şimdi bunun zaten söküm videoları, termal macun yenileme videoları kanalımızda var. Bakabilirsiniz. Hızlıca sökeceğim. Buraya takılan vidalar biraz kalın. Farklı diğerlerinde. İşin kolay kısmını hallettik. Geldik zor kısmı. Takılı USB, hafıza kartı vesaire varsa çıkarın. Kesinlikle eldivenle çalışın. Eldiven önemli. Bana bakmayın siz. Elinizdeki statik elektrik ya da şu batarya laptopunuza zarar verebilir. Ben şu fanı değiştirmiştim. Şöyle buradaydı bu, arızalıydı ve sürekli devrede olan bir fandı. Bunu bu tarafa geçirmiştim. Bu fanlar piyasada satılıyor. Sebebi de şu, arızalanıyor çünkü. Adamlar koymuşlar. Yani kronik diyebiliriz aslında. 5-6 yıldır bu makine çalışıyor. Kaç yılını aldım zannedersem. 6 yıldan fazla olmuş. 7-8 yıl olmuş. Makine terste durduğu için yanlış hatırladım. Arızalı olan bu. Yani burayı ben açtım. Çünkü şuradaki pervane kırılmıştı. Yani zaman içerisinde kırılmış. Göstereyim. Şöyle bir şey yaptım. Beni idare etsin diye. Buralardan kırılmış ve ciddi ses yapıyordu. Zaten sıkıntı var belli. Buna bakın. Buna bak. Gelen fan birebir aynı mı? Satıcıya sorduk. Birebir uyumludur dedi. Voltajı vesaire tutuyor. 5 volt, 0.5 amper. Bu da aynı. Eski eline takalım. Termal macun değiştirmeyeceğim. Zaten yakın zamanda değiştirmiştim. Böyle değil. Bu bunun üstüne gelecek. Bunun vida yuvası bunun altına gelecek. Sonra vida alıyoruz. Şimdi fişe takıp deneyeceğim bu haldeyken. Ondan sonra kapatacağız, videoyu sonlandıracağız. Bataryası zaten bitik vaziyette. Gayet güzel çalışıyor. Bir sıkıntısı, problemi kalmadı. Yeni olan fanı sürekli çalışan tarafa taktım. Eski fanımız daha az çalışacağı için daha az yıpranacak. Kasanın kapağını kapatırken üstten biraz bastırın. Yani tam ortadan değil de kenarlardan yerine tam otursun. Ondan sonra vidalayın. Bu kadar arkadaşlar. Videoyu daha fazla uzatmaya gerek yok. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.